Sevgimi hak eden biri var. Ben de ona kendimi adamak istiyorum. Bunu başarabilirim Nevzat. Böyle sevmenin nesi yanlış? Sevgime senden daha layık biri yok. Denemek istiyorum Nevzat. Bu benim için bir imtihan. Denemek ve başarmak istiyorum. Tamam. Sağ olasın Hasan. Hadi. Selamet. Herkese selam. Allah yolunu açık etsin. Sağ olasın. Hayırlı geceler. Halim? Nevzat? Ya senin eşin var burada. Yani öyle seni gizli gizli içe... Hay Allah, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen içeri girmemiz lazım. Neler oluyor? Anlatacağım. Bir an evvel eve girelim. Mesele nedir? Başım belada Nevzat. Hem de büyük belada. Belada mı? Peşinde biri mi var? Bir kişi olsa. Tamam, telaş yapma. Burada güvendesin. Yani bu kasabanın zaptiye amiri benim arkadaşım. Ne tesadüf. Ben de onlardan kaçıyordum. Ne? Hakkımda tutuklama emri var Nevzat. Halim, ne yaptın? Adam vurmadım tabii ki. Fikir meseleleri. Neden bahsediyorsun sen? Siyasi bir mesele. Anlatırım sonra. Kalacak yerim yok Nevzat. Nereye gideceğimi bilemedim. Aklıma sen geldin. Her şey aniden gelişti. Git dersen hiç gücenmem. Çünkü kalmamı istersen başım belaya girebilir. Hem de büyük belaya. Karar senin. Sana Cemal'le ikinizi bir arada görürsem dayanamam demiştim ya. Cemal konusunda ne düşündüğümü biliyorsun. Kararımı sana söyledim. Ve bu kararım asla değişmeyecek. Nazlı, ben değiştim. Cemal için söylediklerim hepsi geride kaldı. Ayşe, neler söylüyorsun? Karşılıksız sevgi olmaz. Olmamalı diyorum. Cemal'i düşündüğümde eskisi gibi değil. Başka türlü artık. Demek istediğim eski sözlerimi unut. Hiç söylenmedi.
Cemal'den ibaret değil. Başka umutlarım var. Bir dolu hayallerim var. Hala inat ediyorsun. Kalbindekini söküp atamadığını biliyorum. Beni üzmek istemiyorsun ama artık beni düşünme. Ben yolumu değiştirdim. Yolumda Cemal yok. Aranızdaki kara kedi olmayacağım. Kendini duygularına bırak. İçindeki ses sana ne diyorsa onu yap. Mecbur değilsin elbette. Çok riskli. Haddinden fazla bu talebim. Halim. Kalabilirsin. Yahu reddeder miyim ben seni? Nevzat. Durumun vehameti. İstersen bir daha düşün. Halim. Ben dostluğunu yarı yolda bırakacak adam mıyım? Sağ ol Nevzat. Dostluğun için. Cesaretin için. Yürekli adamsın. Gel yüzbaşı, gel. Mesele mühim yüzbaşı. Gelen emir müvacihesinde Lozan'da yapılan antlaşma gereği İstanbul'la Tenedos ve İmroz adaları haricinde milli hudutlar dahilinde ikamet eden bütün Rumlar Yunanistan'a sevk edilecektir. Hepsi mi? Evet. Bütün Rumlar. Düşmanla irtibat kurmayanlar, düşmana yardım etmeyenler dahil mi? Ayrım yapmadan bütün Rumlar. Kurunun yanında yaş dayanacak yani. Maalesef yüzbaşı. Maalesef. Bilahare Batı Trakya'dakiler hariç Yunanistan'da bulunan bütün Türk nüfusu da vatana geri dönecek. Bu mümkün değil. Antlaşma mübadeleyi zaruri kıldı yüzbaşı. Mecburi göç mevzu bahis. Türk olsun, Rum olsun, onca insan nasıl kabullenecek? Böyle korkunç bir karar olabilir mi? Karar münakaşa edecek değiliz yüzbaşı. Büyük bir harpten çıktık. Bu da harbin bedellerinden biri. Harp, kıyım demektir. Acı demektir. Yoksulluk demektir. Esasen harp sonrası her şeyin aynı şekilde devam etmesini beklemek büyük hata olurdu. Mübadele, iki ülkenin müreffeh istikbali sulhun devamı için zaruri görülmüş. Bize düşen de yalnızca buna hizmetten ibaret. Dergiyi biliyorsun. Sana da vermiştim. Bir iki yazı nedeniyle hakkımda tahkikat yapıldı. Sadece yazıların yüzünden mi? Memleket açısından sakıncalı bulundu. Siz tüm insanların refahını düşünüyorsunuz. Neden sakıncalı olsun ki? Bunu onlara sor. Aslında arkadaşlar uyardılar. Bir süre ortalıkta olma dediler ama ben ciddiye almadım. Hakkımda gıyabi tutuklama emri çıkardılar. Birkaç ay burada kalırsın. Gerekirse başka bir yer ayarlarız. Yalnız Halim, bak, şu emniyet tedbirleri konusunda da anlaşalım. Emredersin isteyemeyim. Kapıyı kimseye açmak yok. Ben girerken anahtar kullanırım. Anlaşıldı. Bir tek o değil. Pencereye ve bahçeye çıkmak da yok. Hadi ya. Maalesef. Herkes yalnız yaşadığımı biliyor. Biri görür, meraklanır. Bedelini pahalı öderiz sonra. İki taraf için de ölümden beter bu. İnsanları yurdunu bırak mı denilecek? Yıllardır kök saldığın toprağı bırak. Evini, zeytinini, hayvanını, her gün baktığın karşıdağı bırak da git mi denilecek? Fikirlerinize saygım var. Ancak bizim vazifemiz emirleri harfiyen yerine getirmektir.
Gelen emri bölgede ikamet eden bütün Rumlara tebliğ edeceksiniz. Elbette kaymakam bey. Bilahare bölgeye yerleşecek Türk vatandaşlarımız için, göçmenlerimiz için hazırlık yapılması gerekiyor. Mübadelenin vehameti büyük. Göç eden Rumların evleri, malı, mülkü başıboş kalacak. Ve işgale açık olacak. Durumun suistimalini bertaraf etmek lazım. Hem işgali engellemek lazım, hem de göçmen vatandaşımıza ev, toprak ve iş lazım. Yolumuz uzun, işimiz ağır. Her şey düzen ve nizam dahilinde zapturapta alınacak. Zaptiye'nin bunu sağlayacağından emin olabilirsiniz. Seni çiftlikten merak etmezler değil mi? Yok, köyüme uğrayacağım demiştim. Ha, iyi. Bir süre ortalarda görünme. Hı hı. Ben sana söylerim ne zaman ineceğini. Tamam. Çiftlik, çantada keklik. Her bir şeyi araştırdım. Ortada tapu filan yok. Nazım Bey çiftliği satış senedi düzenleyerek almış. Yani? Ne demek oluyor bu şimdi? Yanisi şu. Elimde gördüğünüz bu evrak olmadan çiftlik Nazlı Hanım'a ait değil. Ne yapmayı düşünüyorsun muhtar? Ya amma da kas kafalısınız. Çiftliğin eski sahibini bulursam paşa paşa gidip çiftliği ondan satın alacağım. Bastıracağım parayı. Çiftlik benim olacak. Kim bu adam? Çiftliğin eski sahibi. Nerede şimdi? Bilmiyorum ama bulacağım. Hem sana ne? Ne yapacaksın? Hiç. Öylesine sordum. Ya bir aksilik çıkarsa? Ne aksiliği? Ne bileyim, kızlar çiftliği satın aldıklarını ispatlarsa. Bunun için ellerinde bu evrakın olması lazım değil mi? Lazım. Maalesef o evrak şimdi yanıp kül oluyor. Ben de bu küllerden kendi beyliğimi kuracağım. Bu küllerden güçlü bir Recep Efendi doğacak. Demek getirdiğim evrak işe yaradı. Sözünü unutmadın değil mi muhtar? Unutmadım. Marifetinin karşılığını alacaksın. Ya Recep Efendi, bu iş bana pek doğru gelmiyor. 3 tane kızı evsiz bırakmak bize yakışır mı? Fena mı olur? Belki evsiz barksız ortada kalınca Ayşe evlenme teklifini kabul eder. Sana da yarar bu iş. Sana da şeref. Keşke düşmana kimse yardım etmeseydi. O zaman bunlar olmazdı. Türkler ne yaptı Yunanistan'da? Onların hiçbir günahı yok. Hepsi sürülecekler evlerinden. Ne yapacaksın Cemal? İnsanları çekip gidin mi diyeceksin? Mecburen. Ne demek mecburen? Ben bu insanlarla beraber büyüdüm Cemal. Sen şimdi o insanları evlerinden nasıl çıkartırsın? Nevzat, kendine gel. Asıl sen kendine gel. Hayır, böyle bir vazifeyi nasıl kabul edebilirsin anlamıyorum ki. Sen unuttum asker olduğun günleri. Emir emirdir. Senin hiç mi vicdanın yok be Cemal? Benim vicdanım rahat mı sanıyorsun? Bu vazife mutlak yapılacak. Ben yapmasam Yunus yapacak. O zaman Yunus'u mu suçlayacağız? Bütün olanların suçlarını benden mi çıkaracaksın? Bütün sorumlusu ben miyim? Çok başınızı ağrıtmadı inşallah.
Ne yalan söyleyeyim, ağrıttı. Hem de feci. Kalemin düşmüş. Niye gidiyorsun ki Ali? Biraz daha kalsaydın. Gitmesen olmaz mı? Niye gitmeyecekmişim? Durmadan şikayet ediyorsunuz. Yok gürültü yaptın, yok yemeğini bitir. Tamam, şikayet etmeyiz. Hani her şeye karışıyordum? Edepsize bak. Sen yine karış, bir şey olmaz. Ödevlerimi yapmam ama. O kadar da değil, o ödevler yapılacak. Kal işte bizimle. Ha orada, o burada, fark eder mi? Bilmem ki, Şerife teyze üzülür ama. Öyle üzülürüm ki sorma. Kalacak mısın? Madem ısrar ediyorsunuz, madem ben siz yapamıyorsunuz, kalayım bari. Nedendir bu değiş tokuş? Kim ister? İki ülke böyle karar aldı Stalin. Bize sordular mı? Size sormadılar. Bize sordular mı ki? Gittik öbür vatana diyelim. Orada ne yer, ne içeriz? Geçimimiz ne olur? Buna çare var mı? Çareyi düşünmüş iki devlet. Neyiniz varsa, mal mülk hepsi sayılıp tek tek zapta geçecek. Bir nüshası Yunanistan'daki yetkililere gidecek. Emin ol Stelio. Orada buradakinden eksik kalmayacaksınız. Aç açıkta bırakmayacaklar sizi. Dedemle babamın kabirleri ne olacak? Ninemin mezarı ne olacak? Onları bırakıp nasıl gideceğiz? Kabir taşlarını söksün de götürsünler mi diyorlar? Toprağım ne olacak? Ağaçlarımı da söküp sırtıma mı vuracağım? Kendimi de onlar gibi kökümden söküp başka vatana mı dikeceğim? Ne diyor bunlar? Ne istiyorlar bizden? Elimden gelen bir şey olsa. Keşke olsa isterim. Ağlam anneciğim. Ali Bey'e de limonata lütfen. Bak şuna, padişah sanki. Alt üstü 3 kuruşluk ders yapacak. Askerdir, yemek borçlarını getirmiştir. Nevzat. Nazım. Girsene. Nevzat, hoş geldin. Bir şey mi oldu? Otursanıza. Asıl bizim sana otur dememiz lazım. Ne oluyor? Söylesene, yoksa birine bir şey mi oldu? Daha olmadı. Ama olacak. Rumlar Yunanistan'a gönderiliyor. Ne? Rumlar mı? Ne demek gönderiliyor Nevzat? Lozan'da mübadele kararı çıkmış. Yunanistan'daki Türkler de buraya gelecek. Peki ya gitmek istemeyenler, dönmek istemeyenler? Nazlı, bu isteğe bağlı bir şey değil. Herkes. Zorunlu göç. Herkes mi? Hristo gitti. Onlar da mı gidecekler? Lena, Niko amca, Eleni. Ama nasıl olur bu? Binlerce insandan bahsediyoruz. Yüz binlerce. Kumandanım, yemeğe gelmediniz. Aç değildim Yunus. Nevzat teğmene sıkıldınız değil mi? Boş ver Yunus, açma bu meseleyi. Onu da anlayayım be kumandanım. Koskoca teğmenlikten bu hallere düşmek kolay değil. Ne hali? Halleri dediysem, yani şimdi yaptığı iş.
Ne işi? Nevzat çalışıyor mu? Bilmiyor muydunuz? Yanlış anlamayın. Benim için önemli değil de ona dokunuyordur diye. Tamam Yunus, söyle ne iş yapıyor? Dükkanlara getir götür işi, yük taşıma falan. Neden? Nedeni var mı kumandanım? Nasıl geçinecek? Aynen dediğim gibi oldu. Ya hem de bildiğin gibi değil. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Buyur beyim. Efendiler, birini arıyorum. Bu köydenmiş. Adı Necmettin. Sadık oğlum Necmettin. Ne? Necmettin mi? Evet, süslü Necmettin. Başka Necmettin mi var? Evi nerededir? Bana bir tarif etseniz. Burada değiller, taşındılar. Nereye? Kocadam'a gittiler. 8-10 yıl oldu. Kocadam. Kocadam buraya yakın mıdır? Boşuna gitmeyin beyim. Oradan da taşınmışlar. Yerinde durmaz mı bu adam? Peki nereye taşınmış? Vallahi o kadarından haberim yok. Ben de başkasından duydum. Sağ olun. Siz de sağ olun. Bu iş kolay olmayacak. Ne? İlk kez asker olmadığıma sevindim Halim. Yoksa ben de... Yoksa sen de Rumlara her şeyinizi bırakıp gidin diyecektin. Yunanlılar yakıp yıktığı çekilirken... çok zulüm çekildi. Rumlar da destek verdi. Ama hepsi öyle değildi. Yani bizimle birlikte savaşan Rumları biliyorum ben. Açma Nevzat. Olmaz. Lamba yanıyor. Görmüşlerdir. Kahveyi al. Geç şöyle. Çabuk. Halim. Merhaba Nevzat. Merhaba. İçeri davet etmeyecek misin? İçeri. Davet etmesen de gireceğim yani, haberin olsun. Gel. Otursana. Sana fazla mı bağırdım? Yok. Yalan söyleme, bağırdım. Haklıydın aslında. Hak ettim. Allak bullaktım. İnsanları tahliye etmek zor bir vazife. Sana patladım. Kolay değil. Yerinde olmak istemezdin. Kahve yapmayı da mı bilirdin? İçer misin? Yapayım mı? Yok. Gerek yok. Uykumu kaçırmasın. İçeriden geliyor. Kedidir. Pencereyi açık unutmuştum. Bir bakayım ben. Halim. Psst. Çık dışarı. Kahve içmeyeceğinden emin misin? Söyledim ya, uykumu kaçırmasın diye. Ha, öyle demiştin değil mi? Nevzat, bir konu var, yani yeni duydum. Sen dükkanda çalışmaya başlamışsın. Sıkılma Cemal, benim için önemli değil. Ben her işte çalışırım.
Yanlış anlama. Ben sadece senin sıkıntılar yaşadığını bilmiyordum. Nevzat, aslında daha önce düşünmeliydim. Lütfen kabul et. Sağ ol canım. Ama gerek yok. Koy onları cebine. Yapma Nevzat. Aramızda böyle şeylerin lafı olmaz. Cemal. İnan ihtiyacım yok. İhtiyacım olursa isterim. İster misin? İnan isterim. Merak etme, idare ediyorum. Yani elbette hala asker olup maaş almak iyi olurdu tabii ama ne yaparsın? Hayat dert değil. Böyle de yaşarım. Cumhuriyeti kuruyorduk. Sevincin arifesiydi. O vakit sevinci böldü göç. Mübadele dediler bu büyük göçe. Altlarındaki döşeyi çektiler. Rum'un da Türk'ün de. Bir sabah uyandılar. Yoktu artık vatan. Yersiz yurtsuz kalmışlardı. Mutluluğun ne olduğunu sordular birbirlerine. Alışmaktı mutluluk. Kök salmaktı belki de. Bebelerin geleceğinden emin olmaktı. Yüklerini arabalara yükledi aileler. Yüz binlerce insan, yüz binlerce kırık kalp yola koyuldu. Bir elinde çocukları, bir elinde bavulları sürgüne gider gibi. Yüzler asık, canından can çekilmiş gibi eksik, yarım. Kalanlar da gidenler kadar yalnızdı. Sevdalar da yarım kaldı, umutlar da. Nasıl dayanılırdı bu göçe? Komşularına emanet ettikleri evlerin kokusunu bulamamaya, bağlarda, bahçelerde kalan hatıralara nasıl dayanılırdı? Bitmişti her şey sanki. Bindirildiler gemilere, trenlere. Bir daha geri dönmemek üzere. Servet. Ver teyze, ver. Tut elimi. Abla bak, yapma yavrum. Ver sen de otur. Sen de ver. Bunlar da sizin mi? Değil mi? Gidip bir yerine çekilin. Hoş geldiniz. Şöyle toplanabilir misiniz? Burası vatanınız. Öz be öz kendi toprağınız. Buyurun, çekinmeyin kardeşler. Mübadele gereği vatan toprağına iade edilen şu anki misafirlerimiz, yarınki komşularımız. Hoş geldiniz. Şunu ifade etmek isterim ki mağduriyetiniz giderilecektir. Devletimiz hepinize sahip çıkacaktır. Ev, iş, toprak ve ihtiyacınız olan ne varsa hepsi temin edilecektir. Hilal-i Ahmer'in birinci vazifesi de sizlere destek olmaktır. Hepimiz milletçe yanınızdayız. Merhaba. Evimden olmuşum. Kancılık ahbabımı, dostumu bırakmışım. Ben anlamayayım da kimler aldasın? Dükkan kaldı Yunanistan. Atlı arabam var. Kolay mı yeni bir hayat kurmak? Zor tabii. Evimdeki eşyam, bahçemdeki çiçeğim, mutfaktaki kapkacağım hepsi geride kaldı. Kızım yahu, kapkacağı da ağlanır mı yahu? Vatana gelmişsiniz, az sevinseniz olmaz mı? Niye ağlıyorsunuz he? Niye ağlıyorsunuz? Bayram edin biraz, bayram! Halden anlamaz mısın Bekir Hoca? Bizim Mari, Stelio, Arzu Alcı Yorgo, he? Öbür Rum komşular nasıl? Vatanımıza gideceğiz diye zil takıp oynuyorlar mıydı? Onlar gözyaşı dökmüyorlar mıydı? Bunların da gözleri arkada kaldı tabii. Kanunun kestiği parmak. Kamyoda gıkı çıkmıyor insanların. Sen de gitme vatandaşın üstüne, he? El birliğiyle üstesinden geleceğiz Hikmet Efendi. Onlara yabancılık çektirmeyeceğiz. Yaralarını saracağız. Bu vatan bizden bunu bekler. İnşallah, inşallah. Oradaki mektebe ya seni almazlarsa? Alır be, niye almasın? Taki, ne surat asıyorsun? Geri geleceksin ya. Anamlar dedi ki belki bir daha hiç gelmeyecekmişiz.
Şaka yapmışlardır canım. Babam da öyle dedi. Babam hep sadece konuşur. Şaka yapmaz. Takipçimiz mutlu olsun da nerede olursa olsun, öyle değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Güzel güzel okusun, adam olsun, meslek sahibi olsun. Değil mi çocuklar? Evet öğretmenim. Öyle kötü şeyler düşünmek yok. Gün gelecek, delikanlılar, genç kızlar olacaksınız. Birbirinizi özleyeceksiniz, arayacaksınız, bulacaksınız. Takiciğim, gittiğin yerde mektebine devam etmezsen, derslerine çalışmazsan küserim sana. Ben Rumca bilmiyorum ki, nasıl ders yapacağım? Ya sınıfta kalırsam? Of, öğretmen anlatacak, sen anlamayacaksın. Hadi geç kalma, annem babam bekliyor. Arkadaşlarınla vedalaş. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Böyle evinizi elinizden alır gibi. Ne dersin sen? Dediğine bak. Senin de evini elinden almadılar mı? Dert etme. Gel şöyle. Bu mürdüm eriğindir. Tadından yenmez. Bilir misin mürdüm eriğini? Ahır burası. İki kuzumuz var. Daha ana sütü emiyorlar. Aman gözünüz gibi bakın kuzularıma. Merak etmeyin siz. Ben de komşuya emanet ettim gelirken. Üç tane yavruladıydı. Karabaş güzel gözlüm. Ayrılık vakti geldi oğlum. Ahmet Ağa, emanetimi kabul eder misin? Gözün arkada kalmasın, ederim. Durdukça derdim azar. Varıp gidelim. Alasmanadık diyelim mi artık hanım? Alasmanadık. Selametle. Selametle. Alasmanadık. Alasmanadık. Allah yardımcısı olsun. Gittiğiniz yerlere bizden selam et. Kalbimiz oralarda. Tamam. Yolunuz açık olsun kardeşim. Uğurlar olsun. Nasıl diyorsunuz? Size de hayırlı olur inşallah. Hoşça kalın. Merak etmeyin. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα εδώ; Θέλουμε τη λάτο φκαλάμε και μας αξιώσε αυτά. Türkçe bilen yok mu? Kumandan, biz sağ ol. Hoş geldiniz Lena Hanım. İyi ki geldiniz, işin içinden çıkamıyorum. Türkçesi olmayan Türk vatandaşına derdimi anlatamıyorum. Ben hallederim Yunus. Yasas. Yasas. Tıkan edi. Tıkan edi. Epitelius virikamene minisume kapio. Öncelikle hoş geldiniz der misiniz? Tamam. Onu haros, sazli, kalos, iddate. Ελίτε τίποτα να ρωτήσετε. Σπίτι δεν έχουμε. Θα μας δώσουνε δουλειά. Τα χόρτα σικηλιά μας. Ev soruyorlar, iş soruyorlar. Karınları duyacak mı? Her şey halledilecek. Merak etmesinler. Όλατα βολευτούνε μην ανησυχείτε. Αλλά δυστυχώς και έχω τα φύγω. Εδώ δεν θα μείνει κανένας Ρωμιός. Κοιτάξτε να μάθετε τουρκικά αμέσως.
Ne anlattınız onlara? Türkçe öğrenmelerini söyledim. Yakında tek bir Rum bulamayacaklarını. Bu nasıl iştir Lena Hanım? Tamam, bu insanlar Türk kökenli ama Türkçe bilmiyorlar ki. Nasıl sürerler onları buraya? Böyle çözüm mü olur? Rumca bilmeyenleri de buradan Yunanistan'a yolluyorlar. Haklı sayımız, böyle çözüm olmaz. Ver amca, ver. Amca. Amca bırak. Bu hafif oğul. Bırak amca bırak. Ağır bir şey kalmadı zaten. Acıkmışsınızdır. Yiyecek bir şeyler getirdim. Buyurun. Sağ olun. Oradaki komşularımı aratmadınız. Ben de bir ayran alsam kızım. Ben de alırım. Buraların ayranı pek bir güzeldir. Siz nereden geldiniz amcacığım? Giritliyiz biz. Çocuklarınız yok mu? Olmaz mı? 5 tane. Hiçbiri yanınızda değil mi? Yok kızım. Hepsi dağıldı gitti. Kimi Midilli'de, kimi Atina'da. Allah bilir şimdi nerede, ne haldedirler. Haberiniz yok mu? Nereden olsun? Onlar da gelmiştir ama koptuk gittik. Kimi nereye gönderdiler? Hiçbirinden haberimiz yok. Merak etmeyin. Sorup soruşturup öğreniriz. Belki onlar da buraya gelmiştir. Ah, keşke kızım, keşke. Üzülmeyin. Siz onları bulamasanız da onlar sizi arayıp bulur. O zamana dek ölmezsek. Ayrılık sadece bizim hikayemizdi. Ama şimdi binlerin, yüz binlerin hikayesi oldu. Yaşadığımız acıyı, hüznü şimdi onlar da yaşayacaklar. Bir yanda buradaki Rumlar, bir yanda sizin oradaki Türkler. Acımızın kader ortakları onlar. Keşke hiç kader ortağımız olmasaydı. Savaştır bu acıların sorumlusu. Ama savaşı biz çıkarmadık Hristo. Vatanımız işgal edildi. Biz sadece vatanımızı savunduk. Acıları hiç hak etmeyenler çekiyor. Bizim gibi Hristo. Bizim gibi. İndirin yavaşça. Niko. 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 Kardeşim. Ah benim zarif komşum. Böyle mi olacak? Lena. Nevzat. Hayır. Veda yok. Vedalaşmayacağız. Küçücük bebeydin.
Ama dimdik bakıyordun. O zaman anlamıştım adam olacağını. Hakkını ödeyemem bana. Az kahramı çekmedi senden. Kızlar, bu mesele çözülecek. Bu haksızlık giderilecek. Bir gün yine buraya döneceğim. Bahçeme bakacaksınız değil mi? Söz mü? Söz. Ayşe'cim, iki tavamla bir tencerem sığmadı. Onları kullan. Kullandıkça beni al. Tamam Lena, merak etme. Nasıl? Dolapta erzak var, kurtlanmasın. Yiyin afiyetle. Üzülmeyecek. Sen de söz ver. Seni unutmayacağız. Hep bekleyeceğiz, hep özleyeceğiz. Hangimiz isterdi ki böyle olsun? Harp bize bunu yaptı. Bir daha olmasın. Hep sulh olsun diye gayret edeceğiz. Tek dileğimiz budur Nazlı. Haydi. Gideyim artık ben. Lena, Risto'yu görürsen bu mektubu ona ver Lena. Lütfen bul Risto'yu. Bul onu Lena. Tamam. Onca ev kaldı bu sıldıklarda. Ne olacak? Hükümet nasıl halledecek bu işi? Evini beğenmeyene istediğini verirler. Boş kalacak değil ya. Sen bu niyetini sakın yüzbaşıyla kaymakama duyurma. Ne? Her eve birer tane asker dikilmiş başını bekler. Başka işleri yok muymuş? Şimdi tek işleri bu. Misafirperverlik derdindedir. İşi sıkıya alıyorlar. Rumların evleri mübadeleyle gelen Türklere verir. Aynı masayı donatırdı yemeklerimiz. Çilingir sofrasındaki rakımızı onlar uzo dese ne çıkar ki? Ne çıkar ki onun adı Dimitri ise benimki de Ahmet? Aynı buluta bakıp, aynı mehtabı izlemişiz. Komşumuz Maria, meyhanecimiz Yorgo, bayramlarda babamızdan sonra elini öptüğümüz Yanya. Sandık ki böyle yaşar gideriz.
Bunlar kendilerinin Likyalıların, Frigyalıların, Karyalıların, Lidyalıların, Truvalıların çocukları olduğunu söylüyor. İstanbullu, Sakız Adalı, Kapadokyalı, Kayserili, Gökçe Adalı, Nevşehirliler. Yani hiçbiri Yunanistan'dan buraya getirilip yerleştirilmemiş. Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusunda çok sayıda Rum savaşmadı mı? Alay tabipleri ve eczacıları genelde Rum değil miydi? Tabip Asteğmen Lemakulo, tabip yüzbaşı Dimitriyoti, daha niçeleri. Mustafa Kemal'in 57. alay eğer süngü takıp düşmanı göğüslemeseydi, şimdi bu vatanın semalarında başka bayrak dalgalanıyor olacaktı diye gururlandığı 57. alayda ve Anadolu'nun birçok cephesinde şehit olmuştu yüzbaşı Dimitriyoti gibi yüzlercesi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Necmettin sen misin? He buyur benim. Yanlış olmasın. Ben Nazım Bey'e çiftlik satan Necmettin'i arıyorum da. Benim ben Nazım Bey mi? Ha, ta kendisi. Koskoca çiftliği har vurup harman savuran bu. Parasını başka karılara yedirdi. Kumarda batırdı. Ocağımızı söndüren Necmettin'i arıyorsan işte bu. Doğru konuş kadın. Şu halimize bak. Kuru ekmeğe muhtaç olmadık mı? Kimin sayesinde ha? Mal benim, mülk benim. İstediğimi yaparım. Ya durun ya, durun, durun. Misafir böyle mi karşılanır? Hem ben hayırlı bir iş için geldim. Kusura kalmayın beyim, buyurun. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Diyorum ki şu çiftliği bana sat. Satmışım zaten. Bir daha nasıl satayım? Sen hele bir olur de gerisini hallederiz. Gelenlerin elleri kolları hiç tutmuyor. Çoğu misafir gibi öyle oturuyor. Ne yapsınlar? Alışmak kolay mı? Bizim küçücük bir şeyimiz bile kaybolsa, eşyamızın yeri değişse alışamıyoruz. Haklısın. Senin bir tokan yüzünden neler yaşamıştık, hatırladın mı? Hangi tokan? Bakın kim gelmiş. Nevzat abi bizim için pazardan alışveriş yapmış. Neler getirdin bakalım? Ayşe şunlara baksana. Bütün pazar yüklenmiş resmen. Niye zahmet ettin Nevzat? Ne gerek vardı? İçimden geldi, olamaz mı? Hem ne var ne yok göçle gelenleri taşıdınız. Evde bir şey kaldı mı? Nefis çambalı. Tazecik yumurta. Zeytinyağı. İşte radika da var. Nane. Efendime söyleyeyim. Taze balık da var. İşte buna çok sevindim. Epeydir balık yemiyorduk. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Geçen gün Ayşe laf arasında demişti de. Sen de unutmadın. Gidip dereden tutsaydın bari. Söylemişim demek. Hatırlamıyorum bile. Hı hı. Bunlar Ayşe ablamın en sevdiği meyveler değil mi Nazlı abla? İşte tesadüf. Hep de Ayşe'nin sevdiği şeyleri almışsın. Ya sen ciddi misin?
Kardeşim sattım ben orayı, niye anlamıyorsun? Aynı yeri ikinci defa nasıl satayım sana? Orasına karışma dedik. Sen sat yeter. Bu işin altında bir iş var ama... Ne iş varsa var. Orasına karışma diyor adam işte. Çok mu istiyorsun o çiftliği? İstiyorum ya, ne olacak? Ne istesem verirsin o halde. Misal bu keselerden birkaç tane daha ha? İşine gelirsin. Ama çiftliğin değeri bunun en az 10 misli. İkinci defa satılan mal ancak bu kadar eder. Madem beğenmedin verdiklerimi. Tamam, tamam, kabul, kabul. Anlaştık o halde. Anlaştık. Yeni bir satış senedi yapalım, işi bitirelim. Olur, olur, olur. Olur, olur. Ama benim de bir şartım var. Soran olursa... Daha önce çiftliği satmadım. Nazım Bey elimden zorla aldı diyeceksin. Ama nasıl derim? Yalan olur bu. Günah. Günahtan korkana bak. Ha bir eksik ha bir fazla. Ne fark eder? Ya bir sus. Nazım Bey parasını eksiksiz vermişti. Nasıl iftira atarım ben o adama? Ölmüş gitmiş adam zaten. Neyin hesabını yapıyorsun sen? Kursanın hesabını yapsana. İyi ya. Peki tamam. Kabul. Nerede? Bilmem. Buralardadır. Burada nerede? Son gördüğümde şu tarafa doğru gitmişti. Baksana Mahmut'u gördün mü? Yo. Senden sonra gitti. Nereye? Ne bileyim, sıkılmış, dolanacakmış. Allah'a ısmarladık. Ay şunlara bak be. Bir taşla iki kuş vurmak diye buna denir. Hem Nazlı Hanım dersini alacak... ...hem de sen çiftlik sahibi olacaksın. Helal olsun sana Recep Efendi. Tilki Recep. Sen daha iyi bilirsin. Demek kaçıp çiftliğe gidiyordun. Ne kaçması ya? Dolaşıyordum. O elindeki ne? Görmüyor musun bıldırcın?
Hangi kız için avladın? Yoksa Ayşe için mi? Yok abi, olur mu öyle şey? Denk geldiler, yakaladım. Eve bırakıp dönecektim. Kızları avlamaya gidecektim deme de. Ya ne alakası var? Hem ne oluyor ya, çiftliğe gitmek için senden izin mi alacağım? Alacaksın tabii. Alacaksın. Beynine kurşun yemek istiyorsun herhalde. Yürü şimdi. Düşün hemen. Yürü. Hocam, Nevzat abinin bahçesinde var ya, bir adam gördüm, saklandı. Hırsız olmasın sakın. Yok, eve girdi sonra. Misafiridir belki. Niye saklandı o zaman? Misafir saklanır mı? Mehmet Ali, seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum. Bu Nevzat bir işler çeviriyor olmasın? Dur bakalım, kokusu çıkar yakında. Ne oldu Şerif? Hadi anlat. Anlat. Seni nerede bulduğumu öğrensinler. Çek şunu. Anlat dedim lan! Ne oldu Mahmut? Bir şey olduğu yok. Çiftliğe gidiyordum. Recep Efendi ben diyene kadar çiftliğe uğrama demedi mi? Sana ne be? Sana da mı hesap vereceğim? İsterseniz ben söyleyeyim. Adam sandığınız bu adamın kızlarda gözü var. Hadi ya. İnanmayın ona. Ne var çiftliğe gittiyse, iyi ki bir yavukluğum var. İsteseydim daha önce yapamaz mıydım ha? Demek ki fırsat bulamamışsın. Doğru mu Mahmut? Yok öyle şey. Ne işin vardı o zaman orada? Hala bu adama çalışmak istiyor musunuz? Arkadan iş çeviren, düzenbaz, iki yüzlü bir adama. Ha? Bana bak, senin derdin ne yok? Rahat dur, gebertirim. Siz de karar verin. Safınızı seçin. Şeref haklı Mahmut. Vallahi ayıp etmiş. Beni satacak mısınız? Kusura bakma. Artık sana güvenmiyorum.
ayağını denk al. Yakarım. Bundan sonra benim adamımsın. Anladın mı? Şef olmak istiyorsan ol. Dert değil. Ha şöyle. Siz de duydunuz mu? Nazlı abla derse geç kalmasın. Var daha. Ayşe şuraya da gül eksek diyorum. Geçti artık seneye. Aferin kızlar. Çalışın, çalışın. Şuraya da bir iki çiçek ekin. Sana mı soracağız nereye ne ekeceğimizi? Çalışın. Çiftliğe iyi bakın. Gönüllü rençberler. Ne diyorsun sen muhtar? Hangi yüzle kapımıza gelirsin? Dersini almadın mı sen? Söylesene Recep Efendi, neden geldin? Şöyle çiftliğe alıcı gözle bir bakayım dedim. Burası satılık değil. Git buradan yoksa fena olacak. Asıl siz gideceksiniz. Gidinceye kadar da keyfini çıkarın. Bu çiftlikteki son günlerinizi yaşıyorsunuz. Ne demek o? Burayı ben satın aldım. İşgal ettiğiniz bu çiftliği boşaltacaksınız. Ne işgali? Ne satın alması? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ne dediğini bilmiyor, uğraşma. Uğraşmamakla iyi edersiniz. Bakın. Elimde evrakım var. Ne evrak o? Ver bakalım neymiş? Yok öyle ya ama. Söylesene ne evrakı? Ne evrak olacak? Uyduruyor. Yarın öbür gün zaptiye zoruyla bu çiftlikten çıkacaksınız. O vakit göreceksiniz. Uyduruyor muyum, uydurmuyor muyum? Ya tutma beni Nazlı. Allah'ın cezası. Bırak şunu yeter. Nazlı abla, o elindeki evrak neydi? Yoksa yani böyle bir şey olabilir mi? Olur mu öyle şey? Babam burayı satın almış. Kapı gibi satış senedi var. Evrakı var yani. Ne dersi ulan ha, ne dersi? Bir tek sana mı gırtlak patlatacağım ha? Git arkadaşların topla gel. Hadi. Ne demişler Bekir Efendi? İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklıysa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalptir. Uğraşma benimle Hikmet Efendi. Uğraşma. Bana hadis okuyacağına git o. Dinsiz imansız mektep hocalarına oku. Onlar ilim ve irfan öğretiyorlar. Dilinize takmışsınız bir ilim irfan. Milleti dinden imandan etmenin adı ilim irfan oldu ha? İlim ve irfan öğrenmek din dışı mı? İman dışı mı? Gözlerini aç bir bak. Dünya değişiyor Bekir Efendi. Sen hala aynı yoldan gitmekte ısrarlı mısın? Ben Allah'ın yolundan başka yol bilmem Hikmet Hoca. Hepimiz Allah'ın yolundayız. Ama ilim diye de bir şey vardır. O yol da senin mektebin önünden geçmiyor. Sabiler de senin mektebe gelmiyor. Gelecek. Elbet gelecek. Bu devran böyle dönmez. Gün ola, harman ola. Acıdı mı? Hayır ama hep böyle yapıyor. Şaka yapıyor sana güzelim. Nazlı Hanım, nereye gidiyor çocuklar?
Bahçeye. Dersi dışarıda yapacağız. İyi düşünmüşsünüz. Hadi bakalım. Nazlı Hanım, aslında çok genç ve deneyimsizsiniz ama... Biliyorum. Aslında daha öğrenmem gereken çok şey var. Ben aynı fikirde değilim. Nasıl? Önemli olan bilgi dağarcığınız değil. Çocuklarla ilişkiniz. Benim gördüğüm bir eğitmende olması gereken ilgi, şefkat ve disiplin sizde fazlasıyla var. Çocuklara narin bir çiçeğe bakar gibi bakıyorsunuz. Bu her şeyden daha kıymetli. Ankara'dan sonra deniz havası iyi gelir dedik ama... Değildiğiniz toprağa bile hasret kaldım bu evde. Ne yapayım Halim? Yani sıkıntına bir hal çaresi bulsak ama. Arkadaşım bana evini açıyor. Tehlikeye giriyor. Ben de söylenip duruyorum. Yani. Buldular beni. Sakin ol. Kendine at. Şuraya geç. Kapat. Kapat. Hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Bir şey mi vardı? Evin temizliğe ihtiyacı vardır diye düşündüm. İzninle. Yok, ihtiyaç yok. Temiz, tertemiz ev. Nasıl temiz? Kim temizledi? Ben. Yapamaz mıyım? Ah Nevzat, senin yaptığın temizlikten ne hayır gelir. Çekil de geçin. Ayşe, ben yorgunum da biraz. Uyuyacağım. Yani gürültü olunca uyuyamıyorum da. İyi o zaman şu malzemeleri bırakayım içeri. Ver, ben koyarım. Ver. Bırak. Tamam. Kim var içeride? Kimse. Hiç kimse. İçeride biri var değil mi? Yok. Yalan söyleme. Evet, biri var ama... Kim o kadın Nevzat? Kadın mı? İçerideki kadın kim Nevzat? Ayşe, durum bambaşka. Aşkına neden inandırdın öyleyse? Ben yoksam ölüydün Ayşe. Hani? Ayşe... Benden vazgeçemezsin hani? Ayşe. Yazıklar olsun. Ayşe, beni bir dinler misin? Hayır, hata bende. Hak ettim ben bunu, kandım sana. Ayşe. İnandım. Seninle bir geleceğimiz olur sandım. Artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Ayşe, Ayşe. Bırak kolunu. Ayşe. Nevzat yok artık benim için, anladın mı? Senin için de Ayşe yok, anladın mı? Ayşe. Sen Nazlı Hanım. Ben de biraz çocuklar hava alsınlar diye dışarı çıkardım. Galiba yeni dönem için sınıf eklemek zorunda kalacağız. Şimdiden çocuklarını kaydettirmeye gelenler var. Merhaba Cemal Bey. Merhaba. Nasılsın Cemal? Nasıl olayım, iyi işte.
Müsaadenizle. Ne bu suratın Nali? Çok insafsızsın Nazlı. Bir de dalga mı geçiyorsun? Dalga geçmiyorum. Hoşuma gitti. Hoşuna mı gitti? Hiç umut vermedim. Benden uzaklaşman için her şeyi yaptım. Ama gözlerin yine aynı bakıyor. Neler diyorsun Nazlı? Bana eziyet etmekten zevk mi alıyorsun? Hayır Cemal. Bu bakışları yitirmekten çok korktum. Ben git desem de bu gözler bir tek bana baksın istedim. Nazlı, eğer bu bir oyunsa lütfen bırak artık, yoksa inanacağım. İnan Cemal. Biz ne istersek, hayat bizi nereye götürürse oraya gideceğiz. Peki ya Ayşe? Alakamız kimseyi üzmeyecek artık. Ayşe ile konuştum. O mesele kapandı. Kaymakam Bey, Recep Efendi geldiler. Meşgulüm, daha sonra. Söyledim efendim. Ama ısrar ediyor. Sizi görmesi şartmış. Peki, gönderin içeri. Buyurun. Efendim, ömrünüz uzun, düzeniniz daim olsun. Hayırlı günler Kaymakam Bey. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. Neymiş bu acil mesele? Efendim, bendeniz bir haksızlığa maruz kaldım. Sahibi oldum bir gayrimenkul, şu an işgal edilmiş durumda. Tahliyesi için zatihalinizin yardımını rica ediyorum. Neresi? Kim işgal etmiş? Oturabilir miyim? Efendim, işgal eden zat Nazlı Hanım. Nazlı Hanım mı? Aslı şu efendim, Nazlı Hanım'ın babası Nazım Bey. Bu çiftliği sahibinin elinden zorla alıkoymuş. Asıl çiftlik sahibini bir görseniz, adamcağız sefalet içinde yaşıyor. Kıyamadım sefilallerine, çiftliği satın aldım. Ama Nazlı Hanım mülkü tahliye etmiyor. Muhtar, böyle konularda latife olmaz. Seni ciddiyete davet ediyorum. Latife değil efendim, ispatı var. İspatı mı? Buyurun. Evraka bakın, her şey kanuni. Anlaşıldı mı? Evet çavuş. Tamam. Dalın, dalın, dalın. Buyurun kumandanım. Bugün ne yapmak istersin Yunus? İzin vereyim mi? Efendim? Senin boyun bu kadar uzun muydu? Biraz uzun evet. Hadi. Bugün ne yapmak istersin söyle. Sana bir şey ısmarlayayım. Hadi. Ne söyleyeyim? Bir şey söyle işte. Sizi hep böyle mutlu görmek isterim. Bana asık suratlı mı demek istiyorsun? Yok kumandanım, o manada söylemedim. Yani demek istedim ki siz genelde... Yok yok, haklısın. Asık suratlı bir adamım. Gülmeyi öğrenmem lazım. Nevzat burada kalmama izin vermese mahvolmuştum. Kimse yapmazdı bu iyi. Nevzat'ın gözü kara. Azrail'den bile korkmaz o. Onun da başı belaya girecekmiş. Aldırmaz. Değil mi Nevzat? Halim güvende olsun istiyorum. Durum değişene dek onu saklayacağım. Ev gerçekten de temizmiş. Hı hı. Can sıkıntısından bütün gün temizlik yapıyorum. Evleneceği kız yaşadı. Elinden her iş geliyor. Tamam, bir daha elimi sürmem. Gelip Ayşe yapar işleri.
Hem böylece birbirinizi de görmüş olursunuz. Ben kalkayım. Madem burada yapılacak iş de kalmamış. Sağlıcakla kalayım. Güle güle. Resmen ateşe atıyorsun. Endişelenme. Kimsenin aklına gelmez burada olduğun. Ay ne bileyim, yine de doğru değil. Benim için endişelendin. Senin için endişelenmem komik bir şey mi Nevzat? O değil. Kapıdaki halini hatırladım. Hani içeride bir kadın var sandın ya. Hani bir de tokat attın ya üstelik. Ne var bunda? Ne mi var? İçeride biri var sanınca, yani bir kadın. Tuhaf bir şey oldu. Buramda bir acı hissettim. Hatta sancı. Keskin bir bıçak. Uyuyormuş gibi içimi. Nefes alamadım. O an anladım. Söyletme işte. İyi. Hadi söyle. Neyi anladın? Seni sevdiğimi anladım. Üstüme gelme işte. Ayşe. 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 Doğru muydu? Ne? Az evvel söylediklerin. Söyledim ya. Bir daha söyle. Tekrar demem. Ayşe. Nasıl bir ateş yaktın sen bende? İçimde renkler uçuştu. Al yeşil tutuştu. Nevzat. Yapma. Tamam, tekrar etme. Tekrar etme, tamam. Dedin ya. Dedim bir kere. Kulağımda çınlayıp duracak. Hiç silinmeyecek. Hatırladıkça kanım ısıl ısıl akacak. Kalbim. Kalbim. Durur mu? Ayşe. Şimdi korkuyorum. Öleceğim diye korkuyorum. Söyleme böyle. Ayşe. İzin verecek misin? Bütün bir ömür. Benimle evlenir misin Ayşe?